Esselamu aleyküm ve rahmetullah aziz dostlar. Bugün İkra surası diye nöbetteki ayetini okuyunuz. Senede o zebaniye. Senede o zebaniye ayeti Kur'an'da felyede o nadiye degen çakırıkta Allah'ın cevaben vadesi. Evvelde her ayetini okuyanımızda itibar görüyor musunuz? Surenin evvelden bir mukaddimesi ve vakiyeler rivacını bir qatar eslep gelipmiz. Ta ki suradaki söz akışı, oradaki manalar ketme ketliği düşünerli olsun. Evvela Allah Teala iki mertte ikra buyruğu bilen maddi ve manevi hayatını berpa etiş kanuniyetini örgatdi. Bu kanuniyet, o şey yaratılış kanuniyetine asoslangan bo'ladi. Ve Allah'ın yuborgan kitaplariga asoslangan bo'ladi. Allah'ın yuborgan kitaplari ijtimoiy qonunlar dedik. Ama inson unga zid ravishda, unga muvofiq bo'lmagan harakatni qiladi, tog'utlashadi. Bu sababi boylik. Lekin bunday vaziyatga Alloh mudaxala etadi. Ya'ni bu muammoli vaziyat Allohga qaytadi. Qur'on ta'biri bilan aytganda. Bu vaziyat Allohga qaytganidan keyin Alloh taolo bu vaziyatni tuzalishi uchun yagona yechimni beradi. O yerdagi yagona yechim insonni ongiga xitob etadi. Insonni ongiga o'tmishdagi xato yo'ldagilarni oqibatini eslatadi. To'g'ri yo'lda bo'lganlarni oqibatini eslatadi. Va ayni paytda Qur'on nuzuli davridagi to'g'ri va noto'g'ri yo'ldagilarga bir nazar solishni, ularni ahvolidan ibrat olish, uni ustidan mushohada etishga chaqiradi. Va undan keyin agar bu buyruqqa muxotib bo'layotgan qavm yolg'onga chiqarib yuz o'girsa, ko'rmasmidiki Alloh taolo ularni ham ko'rib turgan. Ya'ni ularning vaziyati ham Allohga qaytadi, Alloh mudaxala etib, unga o'z hukmini chiqaradi, uzil kesil hukmini. Allohning uzil kesil hukmi qanday ekanligi undan keyingi oyatda keladi. Qavmni tepasidagi eng piramidal sistemani eng uchidagi, eng tepadagi elitani eng past darajaga tushiramiz deydi. Va ana shunda qani chaqirsin ishongan, suyangan, tayangan kuchlarini, qo'llovchilarini deya maydonga chaqirish, bir maydon o'qish oyati bilan kecha suhbatimiz o'sha oyatga kelgan edi. Bugun endi o'sha qo'llovchilarini qani chaqirsin deya maydon o'qishiga javoban biz zaboniylarni chaqiramiz deydi. Xo'p, bugun ana shu zaboniylar kim va Alloh zaboniylarni qanday chaqiradi ana shu haqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, suradagi bu parchada bir tarafdan nasiyani safa qilamiz deydi. Qavmni tepasidagilarni eng tuban ahvolga tushiramiz deydi. Bu Allohni mutlaqo amalga oshirishi bayon etilgan fe'li. Undan keyin Qurayshni kattalari yolg'onga chiqarib, xatolarga xatokorlikni kasb qilgan kattalarini, yordamchilarini qani chaqirsin deya chorlaydi va unga qarama-qarshi bir interpolyatsiya tarzida biz zaboniylarni chaqiramiz deydi. Zaboniylarni chaqiramiz degan jumlani avvalida sin harfi bor. Sin harfi bo'lgani keyin nihoyatda yaqin kelajakda, tez kunda, yaqin kelajakda chaqiramiz zaboniylarni deydi. Bu Quraysh o'z qo'llovchilarini chaqirishiga qarama-qarshi Allohning chaqirishi deb ko'rish kerak. Bir tarafda o'tmishdagilarni masalan haqqa qarshi chiqib haqni inkor etishi o'tmishdagilardan qolgan sunnat bo'ladigan bo'lsa, Qur'onda bu sunanul avvalin deydi. O'tmishdagilarni sunnatlari va unga javoban Alloh taolay ham ularga og'ir jazo yuboradi va buni Allohning sunnati deya nomlaydi. Bu nihoyatda mukammal bir javob. Bu joyda ham u agar, ya'ni Quraysh agar arab qabilalarini o'ziga yordamchi, bizga dastak qo'llov beradi deb ishonayotgan bo'lsa, qani chaqirsin shularni, biz ham zaboniylarni chaqiramiz deydi. Xo'p, zaboniylar demakki arab qabilalariga
ya'ni kofirlarni kattalarga yordam beruvchilarga qarshi Allohning ishlatadigan, qarshi qo'yadigan lashkari deyishimiz mumkin. Umumiyatla bu oyatda o'zidan oldingi oyatlar bilan bog'liq jihati bu. Falyad'u sanad'u. Bu ikkalasi yonma-yon keladi. U chaqirsin, biz ham chaqiramiz degan. U chaqirsin Nodiya o'zini qo'llovchilarini biz chaqiramiz zaboniylarni. Zaboniylar kimlar? Zaboniy kalimasi bizni tilimizga zaboniy degan shaklda o'tmaganda uni o'zakdoshi bo'lgan zabun degan kalima bo'layotgan. Zabun deya tilsiz, so'zsiz, sassiz, sadosiz degan ma'nolarda ishlatilinadi. Arablarda zabun kalimasi qora tanli qullarga aytilar edi. Qora tanli qullar odatda Habashistondan keltirilardi. Habashistondan keltirilgan qullar endi arabcha bilavermagani uchun va undan tashqari ular o'z haq-huquqlarini talab qilib, shovqin-suron ko'tarib, janjal qilavermagani uchun, har qanday qiyin sharoitlarga ham ko'nib ketavergani uchun, har qanday og'ir, mashaqqatli ishlar bo'lsa ham tishni tishga qo'yib, shunga chidab bo'yin egib ketavergani uchun, ammo boshqa tarafdan nihoyatda katta kuchga ega bo'lgani uchun va deyarli gapirmaganligi uchun ana shu sifatlarni jamlagan holda zabun deyishardi. Ya'ni zabun degani nihoyatda ulkan kuchga ega, potensial olarak kuchga ega bir. Ikkinchi, ses sadosi chiqmagan bugungacha va o'z haq-huquqlarini toptalishiga qarshi bosh ko'tarmay ko'nib kelgan. Mana shu uchta sifat jamlanganda zabun deyishimiz mumkin. Alloh taolo ana shu sifatni umumiyatli endi Habashistondan sotib olib keltirilgan qullar emas, ana shu sifatga ega bo'lgan butun mazlumlar olamini nazarda tutadi. Ya'ni Allohni bu abzosdagi g'oyasi shu qavmni tepasiga eng boylikka ruju qo'yganlar, mol mulk hirsiga mubtalo bo'lganlar chiqib oladi va xalqni haq huquqini poymol etadi, tog'utlashadi, boshqalarni haqlariga tajovuz etadi va ularga qarshi ularni qo'lida zulm ko'rayotgan mazlumlarni biz chaqiramiz. Ilohiy chaqiriq ularga yo'naladi va ular bugungacha o'z haqlarini talab qilmagan, ularni aslo sasi, sadosi chiqmagan, ammo ularni ichida nihoyatda katta kuch, katta potensiallar borligi ma'lum edi Allohga. Ana shularni chaqiramiz deydi. Va chaqirilganda qanday chaqiriladi? Bu joyda Alloh taolo birinchi shaxs ko'plikda aytadi. Demakki, ularni chaqirish birgina Allohni emas, Alloh taolo tarafidan ishlatiladigan boshqa foillarni ishtiroki bilan ham sodir bo'ladi. Alloh taolo payg'ambariga o'rgatadi va payg'ambar atrofidagilarga o'rgatadi. Atrofidagilar boshqalarga o'rgatadi va mana shu chaqiriq butun olamga yoyiladi. Va butun olamda mazlumlar o'z haqlarini himoya qilib hayqirishni boshlaydi va ularni ustiga minib olgan qaravxo'r tog'utlarni ustidan ag'daradi. Ilohiy proyekt mana shu. O'tmishda ham xuddi shunday bo'lgan. Masalan, Bani Isroil Misr diyorida mazlum edi. Xuddi Habashistondan keltirilgan qullarday u joyda Misrliklarning, Qibtiylarning qullar edi. Qullashtirilgan edi ular. Ular o'z haq-huquqlarini himoya qila olmasdi. Ularda rijollik, qat'iylik degan sifat o'ldirilgan edi. Erkaklarini o'ldirardi, qatl etardi, so'yardi deb tarjima qilinadigan oyat asl ma'nosi shu. Erkaklarini erkaklik axloqidan mosuvo etgan edi. Ya'ni zaiflarni himoya qila olmasdi yoki hech bo'lmasa o'z haqlarini talab qilib chiqa olmasdi. Har qanday zulmga bo'yin egib mute holga keltirilgan edi. Ana shularni jamlab tashkillashtirdi. Musa alayhissalomga avval buyurdi, Musa alayhissalom ularga buyurdi va ular o'zaro buni ado etishdi.
Ve akıbette Firavun ağdarıldı, yok oldu. Bütün Mısır bir tağuttan halas oldu. Bu mene şu model, gerçi bir neçe min yıllar aldın sadır bugün bu seyem. Yani şu model bütün alemlerge bir ayet, bir ibret, bir işaret. Huddu şu modelini başka peygamberler devirdeyen bugün. Ve huddu şu modelini Kureyş'ke Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber kılıp yubarış esnası da hem Allah Teala aynı şekilde esletedi ve huddu şu formatını, huddu şu formülünü amelge aşırıdı. Mesela Muzzemmil suresi de Allah Teala sizlerge Resul yubardık. Huddu Firavun'ge Resul yubargenimizdik. Firavun onu yalgange çıkardı ve Firavun mesela akıbeti malum ne oldu yani. Huddu şunu, yani bu İkra suresi de zabanilerini çakıramız diye zabani kelimesini işletedi. Zabani kelimesi Kur'an'da başka şeyde kemeydi. Fakat yine bana şu ayette, bana şu surana, bana şu ayeti de yine kiledi. Başka şeylerde zabaniyemez, Rabbani diyen kelime kiledi. Yazılışı değerli bir kıl. İlk Kur'an nuzulu devirde mesela Eyrab işaretleri yoktu. Ya ki ast ve üst noktalar yoktu. İlk mushaflarda mesela senede o zabaniyeni Rabbaniye diye ben okuş mümkün, zabaniye diye ben okuş mümkün. Başka surelerde mesela Rabbani kelimesi geldi, manası okşaş mana. Yani Allah Teala mazlumlarını çakırdı, onlarını teşkilleştirdi ve onlarını faaliyet geçirdi ve akıbet zalimler mağlup buladı. Ne için indi? Zabaniler, ne için mazlumlar çakırlardı? Çünkü ucaydaki cebirlenuvchi taraf şular. Alloh taolaning rizqi hammaga teng ve adolatli taqsimlanishi kerak edi. Ba'zilar chiqib boshqalarini rizqlarini o'ziniki qilib olgan edi. Boshqalar och, nochor va mahrum ahvolga solingan edi. Va mana shu agar yuridik bir jinoiy protsessual vaziyat deydigan bo'lsak, jinoyat sodir etuvchi taraf bular, jabrlanuvchi taraf bu oyatda kelgan mazlumlar. Ve bu asıl aynı adalet ki hakları paymal etilgen taraf öz haklarını özü himaye kılış gerek. Ve ta ki öz hakkını özü himaye kılıp ya ki talep kılıp özü kolge kırtadigen bosa ana şunda yine o öz haklarını kadir kıymeti yetedi. Kur'an'daki yandaşı mene şu. Hakları paymal etilgen sınıf öz hakkını özü talep etişini öğreniş gerek. Başka bir rol gelip onun haklarını alıp verediğin olsa, onun hayatta bir tembel, bir yalkov, daima kimlergedir ümit bağlayan, kimlerdir kütüb yaşaydıgın olaydı. Ötmüş kavimlerde hem hepsi de bu düşündüğü bu yani. Burar bir peygamber gelip, sizler hakkınızı alış için falan bir cayge müracaat etinler. Ana şular kelade sizge hakkınızı alıp beredi. Bu mesela hakkınızı alamayız degen gap yok umuman. Her bir peygamber cümleden en songu peygamber Muhammed Aleyhisselam hem gelecekte bro gelip sizlerini kutkaradı. Hakkınızı alıp beredi. Adaletini teminle beredi degen gapını etmeyen. Her bir kavimde, her bir mekanda, her bir zamanda zalimler kimge karşı zulüm kılıyetken olsa, kimlerin hakkıya tecavüz ediyetken olsa, o şey cebirlenuvchi taraf, hakları paymal etilgen taraf teşkillenişi gerek. Güç toplaşı gerek. Öz strategi, öz taktikalarını işlep çıkışı gerek. Ve ondan keyin aktif faaliyetke başlaşı gerek oladı. Ve neticede evvela öz haklarını tikleydi. Ve bunların hakkıya tecavüz etken zalimlerini cezalaydı. Muhammed Aleyhisselam keltirgen risaletini mahiyeti hem bana şu. Bu tarihte görüldü. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de, evvela Mekke'de, yani ondan keyin Medine'de hakkını istegen, hakları paymal etilgen mazlumlar, açılar, naçarlar, anaşılarını hemmesini öz atrafıya birleştirdi, cemledi ve Arab kavimlerini en üstüdeki elite bugün Kureyş'ini üstüdeki zalimlerini aktardı. Ve şu bilen bütün Arab kabileleri onlarına siyasi, içtimai, iktisadi ve dini
manipülasyasından, istibdadından kutuldu. Ve bunu Allah Teala zikrun lil alamin dedi. Bütün alemlerge, yani berçe kavimlerge bu bir esletmedir. Yani şunu örgünüp çıkıp özünüz için bir esletme kılıp oluşuz mümkün. Qayerda zulüm avjiga chiqadigan bo'lsa, qayerda mazlumlar ingrayotgan bo'ladigan bo'lsa, u joydagi yechim mana shu. Muhammad alayhissalomni davridagi Qur'onni ta'limotini o'rganasiz, u kishini keltirgan risolatini o'rganasiz va bu qanday amalga oshirilganligini ham o'rganasiz va shundan o'zingiz uchun darslar, ibratlar, xulosalar chiqarasiz. Va shunga muvofiq harakat qiladigan bo'lsangiz, siz ham xuddi shu natijaga erishasiz. Ya'ni haqlaringiz tiklanadi va zolimlar jazolanadi. Muhammad alayhissalom davridagi o'zgarish nihoyatda olamshumul va butun insoniyat tarixidagi tarix rivojlanishida nihoyatda ulkan bir burilish yasagan edi. Va bundan birinchi navbatda butun dunyodagi zolim hukmdorlar dahshatga tushdi. Zolim hukmdorlar dahshatga tushdi. Xuddi u kishidan avval Ibrohim alayhissalomni da'vatidan dahshatga tushgandik, Muso va Isoni da'vatidan dahshatga tushgandik va buni dahshatli bo'lishiga eng asosiy sababdan biri ular keltirgan risolat qavmdagi mazlumlarga umid beradi, ularga kuch bag'ishlaydi, ularga ruh bag'ishlaydi va ular o'z kuchiga, o'z ichidagi Alloh tarafidan berilgan potensialga ishonadi va o'sha potensialga tayangan holda faoliyatga kechadi. Mazlumlar faoliyatga kechganidan keyin, ilohiy ta'limot asosida faoliyatga kechganidan keyin zolimlarning kuni bitadi. Nihoyatda qisqa vaqt ichida ularni butun siyosiy nayranglari fosh bo'ladi. Ular o'zlari psixologik krizisga kiradi va mag'lub bo'ladi. Shuning uchun o'ylab o'ylab oxiri bir nayrang o'ylab topildi. Deyildiki, bu payg'ambarlar keldi, to'g'ri payg'ambarligi davrini o'tkazdi, nihoyatda buyuk qahramonliklar qildi, tarixdagi eng buyuk insonlar bular, xudo tarafidan tayinlangan insonlar. Ko'ryapsizmi, hamma gaplari to'g'ri gaplar, ammo xiyla shunisi bilan xiylaki, avval to'g'ri gaplarini aytib boshlaydi, to'g'ri gaplarni aytib borib, siz bu to'g'ri gaplarni hammasini tasdiqlab turgan paytingizda bitta eng asosiy yolg'onni qo'shib yuboradi. Ana shunda ko'pchilik uni ham tasdiqlab qo'yganini bilmaydi. Ular aytishdiki, mana mana shu payg'ambarlar kelishdi, buyuk insonlar bo'lishdi, buyuk ishlarni amalga oshirishdi, ularga ilohiy madad bo'ldi. Biz ham o'sha payg'ambarlarning ummatlarimiz, oxiratda birga bo'lishga umidimiz va hokazo, nihoyatda chiroyli gaplarni aytib keldida. Oxirida deyishdiki, mana yaqinda xuddi shu payg'ambarlarni yo'lini davom ettiradigan yana bir kishi keladi, o'sha payg'ambarlar vasiyat qilib ketgan buni, shuni kutaylik, shuni kutaylik, ana shu kelganda hamma yoq olam guliston bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi, hamma yoq adolatga to'ladi. Hozir hamma yoq zulmga to'lib turgan bo'lsa, xuddi shu tarzda hamma yoq adolatga to'ladi. Hamma to'q, hech qanday osh qolmagan. Odamlar bu sadaqat, zakotlarini kimga bersam ekan deb axtarib yuradi, muhtoj qolmaydi deya nihoyatda endi bu tarafiga yolg'onni olib qochadi rosa. Maqsad amalga oshadi shu bilan. Insonlar o'zlaridagi potensialga tayanmaydi. O'zlari tashkillansa va ilohiy ta'limot asosida strategiya ishlab chiqib, zolimlarga qarshi oyoqlanadigan bo'lsa, qo'zg'oladigan bo'lsa, zolimlardan bugun va hozir va mana shu yerda haqlarini qaytarib olishi mumkinligiga ishonch yo'qoladi va ular faqatgina kutuvchiga aylanadi. Adolatni istaysanmi? Ha. Unda kut. Qancha kutamiz? Alloh istagan muddatcha kutamiz. Mahdi keladi yoki Masih keladi yoki Yahudiycha variantini oladigan bo'lsak, Moshiyah keladi. Ana shu kelganda hamma yoq yaxshi bo'ladi. Hozircha faqat sabr, sabr, sabr
duo qilib turaylik hozircha, tahajjudlarga turaylik, necha marta salatu noriyani o'qiylik, necha ming martaga borganda yaxshilik boshlanadi, mashayxlar shunday degan, yoki bo'lsa falon ming marta mana shu duoni o'qiylik, yoki ayb o'zimizda, taqvolarimiz yaxshi emas, yaxshi halol narsalarni tekshirmaymiz, yeyveramiz nima olib kelsa, yoki da'vat qilmayapmiz, yoki shayxlarimizga, ulamolarimizga hurmat ko'rsatmayapmiz, bizdan barakat ketdi. Xullas, ayb o'zingda, shuning uchun sen xudo urib qo'ygan bandasan, yoki xudo urib qo'ygan qavmsan, hech qachon o'nglanmaysan. Yaxshisi, nima bo'lsa hammasiga chidab tur. Mahdi keladi, Moshiyah keladi, farqi yo'q. Masih keladi, yoki yana boshqa kimdir keladi. Ana shu kelib xalos etadi. Bo'ldi. Faqat kut. Bu nayrang aslida. Bu nayrangdan ko'zlangan maqsad bugungi mazlumlar chiqib zolimdan o'z haqqini talab qilmasin. Maqsad shu. Mana shu nayrang butun hamma dinlarga, dinlar emas. Butun hamma payg'ambarlarni o'tganidan keyin ta'limotlariga sizdirilgan. Yahudiylikka ham sizdirilgan, nasroniylikka ham sizdirilgan, musulmonlikka ham sizdirilgan. Hammasida kutish bor. Kimdir qachondir keladi, aslida kelmaydi hech kim boshqa. Keladigan eng oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisalom keldi, bu dunyoda payg'ambarligini ado etdi va bu dunyodan o'tdi. Boshqa endi keladigan hech kim yo'q. Ammo bular hammasi kutishda. Keladi va bizni xalos qiladi. Yahudlar aytadi, Yahudni Bani Isroilni qutqaradi deydi. Xristianlar aytadi, Isoga ishonganlarni qutqaradi deydi. Musulmonlar aytadi, Mahdi keladi, bizni qutqaradi. Masih keladi, bizni qutqaradi. Hamma faqatgina o'zini qutqaradi, litsenziya faqat bular uchun berilgan, boshqalarni qutqarmaydi. Hamma shu bilan mashg'ul. 100 yillardir, 1000 yillardir mashg'ul. Bu ming yillar bular bu bilan mashg'ul bo'lib turgan paytida zolimlar zulmini battar kuchaytiryapti. Ochlar tobora och, qashshoqlar tobora qashshoq, yupunlar tobora yupun, mahrumlar tobora mahrumlashib boryapti. Alloh taolaning buyrug'i esa tamoman aksincha. Biz qavmni tepasizda o'tirib olganlarni eng tuban darajaga tushiramiz. La nasfa'an bin nasiya. فَلْيَدْعُ النَّادِيَ qani chaqirsin bütün ishonganlarini uni ichiga arab qavmlari kiradi arab qavmlarining ichida siyosiy kattalar rahbarlar bor o'sha davrdagi formatda endi baribir ham siyosiy rahbar hisoblanadi diniy propagandachilar bor xalqni nimalargadir ishontirib nimalardagadir umid bog'lattirib nimalardandir qo'rqitib boshqarib kelayotgan diniy kattalar iqtisodiy finans markazlari bor. U ham o'sha davrdagi, o'sha masshtabdagi, ammo mohiyatan ayni. Ana shularni hammasini chaqirdi va ularga javoban zaboniylarni chaqiramiz deydi. Demakki, zaboniylarning ichida dinni to'g'ri biladigan, moliyaviy ishlarni to'g'ri bajaradigan, to'g'ri deganimiz yaratilish qonunlariga zid bo'lmagan va Allohning yuborgan ta'limotlariga asoslangan. Ana shunda to'g'ri bo'ladi. Harbiy ishlarini to'g'ri boshqaradigan, propaganda ishlarini to'g'ri boshqaradigan va bu mushriklarni kattalari qanday zulm ustida qurgan bo'lsa, buni tamoman alternativi, ammo tenglik, adolat va yaxshilik ustida quriladigan jamiyatni asoschilarini yetishtirib chiqaradi. Payg'ambarimizni da'vatidan ko'zlangan maqsad mana shu oyatda ifoda etiladi. Bu oyatgacha bo'lgan Alloh taoloni biz mana bunday qilamiz degan musulmonlarga nisbatan biror bir kalima yo'q sura bo'yicha. Birgina nasfa'an bin nasiya degani bu endi Qurayshning kattalariga yo'nalgan. Ammo insoniyatni hidoyatga kelishi, insoniyatni to'g'ri yo'lni topishi va hayotda Allohning buyrug'iga muvofiq hayotni qurishi qachon qayerda aytiladi? Aynan mana shu oyatda aytiladi. Sanada uzzabaniya biz haqni istagan, ovozi chiqarilmagan va ichida nihoyatda ulkan potensiali bo'lgan kuchli insonlarni chaqiramiz. Zaiflar bu ishga yaramaydi. Qo'rqoqlar bu ishga yaramaydi. İlk xavf bo'lgan paytda ming bir bahona bilan tashlaydi, qochadi.
Taşkardan da vakit duramız değil. Cüde nere varsa. Öz üstüde işle almayı diyenler bu işe yaramaydı. Çünkü bu yolda bütün hatalarını aşıp ötüş gerek. İlk gelen hataya aldanmaslık gerek. Öz hırsıya hakim bulamayı diyenler bu işe yaramaydı. İlk pul gelişi bilen darro aynıydı. İlk iktidar gelişi bilen darro aynıydı. İlk düşman bilen yüzleşken peyti de darro aynıydı. Düşman bilen yüzleşken diyeyim, adalet bilen turuş gerek. Düşmanga nisbeten bugün adovat mesela düşmanlik, nohaqlik qilishga yo'l qo'ymaslik kerak. Hatta öz düşmaningga qarshi nisbeten bo'lsa ham adil turishing kerak. Mana shunaqa nihoyatda kuchli insonlar bo'lish kerak. Alloh taolo shuning uchun zaboniya deydi. Mana shularni 23 yil payg'ambarlik 23 yil davom etdi deydigan bo'lsak, 23 yil mobaynida Muhammad alayhissalom mana shunday shaxslarni tarbiyalab yetiştirip çıkardı. Ve ana şu şahsiyetler İslam'ı devam ettirişti. Peygamber vefatından keyin. Liderlik bana şunda bilinirdi. Peygamberin asası faaliyeti bana şunda yorulgen idi. Yaxşı insanlarını, doğru insanlarını yetiştiriş. Kur'an'da buyrukları hamısı yakuni maksadı şu. Yaxşı insanlarını, doğru insan, dürüst insanlarını yetiştiriş. Allah'ın insandan talebiyen bana şu. Doğru ve dürüst bol. Başkalarının hakkını yeme. Başkalarının hakkından değil. Günah kılıçtan değil. Başkalarına zulüm kılıçtan değil. Bana şunların hepsi değil iş diyen derseler. Takva, muttakiler ismi bilen cemlenedir. Başkalarına yakşılık kıl. Başkalarına özündeki en yakşılarını bir. Hem ahlaki, hem maddi, hem maliyevi cihetten, hem ilmi cihetten, hem cihetten. Mana shular muhsin, ehson deyiladi. Bu xislatlar yaratilish qonuniyatiga o'z aslida mana shu xislatlar mos. Masalan, daraxt ham o'zidagi bütün yerdan olgan ozuqasi, havodan, quyoshdan, suvdan olgan ozuqalarining hammasidan eng oxiri mevasini beradi. Meva boshqalar uchun eng lazzatli bo'lgan, eng foydali bo'lgan qismi. Yoki asalari masalan misoli keltiriladi. Butun hamma yoqdan to'plagan nektar bularni oxirida insonga shifo bo'lgan asal ishlab chiqarib beradi. Insondan talab etilgan narsa ham shu. Boshqalarga eng yaxshi, eng foydali, eng zarur bo'lgan narsalarni berish. Bularning hammasi Allohning buyruqlarini eng oxirida yetishtirmoqchi bo'lgan shaxsiyatni xarakterlari. Boshqalarning haqqini rioya etadigan, ularning haqqini poymol etmaydigan muttaqilar, boshqalarga doimo yaxshilik va pozitiv munosabatda bo'ladigan muhsinlar. Mana shunaqa shaxsiyatlarni yetishtirish mumkin. Muhammad alayhissalom ham 23 yil mana shularni yetishtirdi va natijada Muhammad alayhissalom vafotidan keyin bu risolat yetkazilishi davom etdi. Mana shu shaxslarni xizmati bilan liderini sifati mana shunda bilinadi. Tarixda masalan men o'zim shaxsan ko'rgan ba'zi liderlar bor. Ularda mana shu jihatda nuqsonni ko'rgandim men. Masalan bir paytlar Najmiddin Erbaqon bilan uchrashib intervyu olganman men. Uni hayoti bilan qiziqib faoliyatini o'rganib kuzatib borardim u paytda 2009 uchrashgan bo'lsak. Shundan keyin nihoyatda kuchli siyosatchi edi. Nihoyatda kuchli lider edi. Boshqarish, insonlarga xitob qilishi, yangi bir loyihalarni ishlab chiqarishi bo'yicha kuchli edi. Ham ichki, ham tashqi siyosat. U kishi vafot etdi va u kishi vafotidan keyin u boshlagan ishni davom ettiradigan birorta shogird yetishtirmagani ma'lum bo'ldi. Boshqa liderlarda ham xuddi shu. Bu lider bo'lishni o'zi qiyin-da. Liderman deganlarni ham 99% liderlikni eplolmaydigan odamlar bugun. Ana shu 1%da ham to'laqonli lider, mukammal lider bo'lmaganligi mana shunda bilinadi. Liderni liderligi boshqarib turgan paytidan ham ko'ra ko'proq o'zi yo'q bo'lgan paytda boshqarib turilgan partiya bo'lsin, davlat bo'lsin, jamoat bo'lsin, u kishi ketganidan keyin u kishini yo'qligida xuddi o'sha boshqaruv davom etadigan bo'lsa, ana shu haqiqiy lider bo'ladi. Mukammal lider ana shu bo'ladi.
Mana ko'rdik o'zimizning tarixda nihoyatda kuchli davlat deya qurilgan davlatlar liderlar almashinuvi bilan tamoman tarqab ketdi. Yo'q hozir buyuk bir ittifoq degan davlatlar yo'q. Xuddi shunga o'xshab liderlik ana shu o'zidan keyin ham bu g'oyani, bu loyihani xuddi shu tarzda davom ettiradigan shaxsiyatlarni yetishtirib chiqarish bilan o'lchanadi. Muhammad alayhissalom vafotidan keyin masalan Abu Bakr xalifa bo'ldi. Halbuki Abu Bakrdan boshqa sahobalar ham bor edi, ular ham xalifalik qila olishi mumkin edi. Hatto Abu Bakrdan keyin ular ham xalifalik qila olishini ko'rsatdi. Ham Umar, ham Usmon, ham Ali bu kishilar hammasi payg'ambarimizning yonida birga yurgan sahobiylar edi. Ya'ni kamida 4 kishi ummatni boshqara oladigan darajada yetishtirilgan edi. Bular endi 4 kishi. Bulardan tashqari boshqa nomzodlar ham bor edi. Ularni agar mabodo xalifalikka saylanadigan bo'lsa, demakki ular ham ummatni boshqarib keta oladigan darajaga yetishtirilgan. Demakki 4 dan ham ko'p. Mana shu ko'rsatadiki, Muhammad alayhissalom 23 yil mobaynida faqatgina birgina Qurayshni yoki Avs, Hazraj, Makka, Madinalar yoki Muhojir va Ansorlarni emas. Butun insoniyatni boshqaruvini agar beradigan bo'lsangiz, butun insoniyatni to'g'rilikda va adolatda boshqarib olib keta oladigan darajada ham ilmiy, ham intellektual, ham siyosiy, ham harbiy tayyorgarlikdan o'tgan liderlar edi. Bu kishilar o'sha 23 yillik tarbiyadan keyin u darajaga yetishdilar. Ammo undan oldin hattoki ularni o'zlari ham bilmasdi shunday potensial ularda borligini. Bu potensial Alloh taolo tomonidan beriladi. Deyarli hammaga turli darajada potensiallar beriladi. Ammo u potensialni amalga oshirish, ro'yobga chiqarishni odamni o'zi amalga oshirolmaydi, eplolmaydi. Aniqrog'i uni amalga oshiradigan metodologiyani topolmaydi. Metodologiyani, ta'limotni topolmaydi. Qanday qilib o'zimdagi masalan fazilat deyiladi masalan Qur'onda bu. Alloh hammaga bir fazilat bergan, menga bergan fazilat qanday ekan, uni men qanday qilib ochsam ekan, qanday qilib o'rtaga chiqarsam ekan degan odam buni yo'lini topish qiyin. Ammo Alloh taolo sanad az-zabaniya deya mana shularning hammasini bitta kalima bilan ifoda etmoqda. Biz zaboniylarni chaqiramiz. Abu Bakr da'vatdan oldin hech kim bugun masalan bilmasdi balki. Abu Bakr degan inson yashab o'tganini. Umar ham xuddi shu, Usmon ham xuddi shu, Ali ham xuddi shu. Boshqa sahobiylar ham xuddi shu. Ularni Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali qilgan mana shu zaboniylarni chaqirish degan ta'limot. Ularda ana shu kuchli potensial ham boshqaruv ham zulmga qarshi, botilga qarshi murosasiz kurash fazilati imkoni faqatgina ularni o'sha zaboniylarni chaqiramiz degan ilohiy va'daga ko'ra amalga oshdi. Bu joyda yana bir nozik jihati bor. Alloh taolo insondagi potensialni amalga oshishini shunchaki o'z ustida ishlash yoki izlanish shunchaki kitob o'qish yoki madrasa ko'rish bularga bog'lamaydi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Alloh taolo zaboniylarni chaqirishi faqatgina qavmni kattalarini yerga qulatish uchun, ya'ni Alloh qulatadi yerga, qulatish uchun zarur bo'ladi ular. Bu bir. Ikkinchi, ular o'sha qulamaslik uchun atrofidagi qo'llovchilarini chaqiradi. Bu ikki. Mana shu ikki sababga bog'liq tarzda Alloh taolo chaqiradi. Demakki, inson o'z ichidagi potensialni butunlay ochishi uchun o'ziga berilgan sirli, hatto inson o'zi ham bilmaydigan fazilatlarni kashf etishi uchun zolimlarning kattasiga va ularni qo'llovchilariga qarshi turishi kerak. Bir o'zi bo'lsa ham qarshi chiqishi kerak. Ana shundagina Alloh taoloni unga bergan imkoniyatlarini Alloh taolo o'zi ochadi va inson ularni ko'rib hayratda qoladi.
Bir devirler bu İbrahim Aleyhisselam misalıydı. İbrahim degen bir yigit bütün kavmiga karşı çıktı. Bir özü. Ana şunda Allah Teala onu bütün insaniyetini yaxshilik bilen eski aladigan ve onu bütün adamzatke imam kıldı Allah Teala. Bütün adamzatke imam kıldı ve bütün adamzat o kişini yaxshilik bilen eslediyen kıldı. Bir özü kavmidagi zulmge, batılge, nahaklıkke karşı çıkan için. Peki Musa Aleyhisselam ne ola diyor musunuz? Musa Aleyhisselam sarayda yaşayan beyti de bir cencel bilen adamlarını öldür koyduğun derecede adam idi. Ama taşkarıya çıkıp bütün kıyınçiliklerden, bütün intelektüel iztiraplardan, ötkenliden keyin kaytıp gelişi de Firavun'a karşı Kureş degen misiye yükletilgenliden keyin o kişideki potansiyel nihayette başkaca şekilde keşfolu başladı. Muhammed Aleyhisselam'da eğer Kore'den misiniz? Mâ kunte tedrimel kitabu velel iman. Şura suresinin ahırda keledi. Sen kitap nime, iman nime bilmezsin. Ya ki ve vacideki dallen fehede. Seni zalalette taptık ve hidayet kıldık. Deydi. Muhammed Aleyhisselam şunday bir kişiydi. Zalalette bugün bir kavmden biriydi, bir vekiliydi. Ve Allah Teala onu ne kitap ne iman bilmesiydin deydi. Kitap ve iman bilmegenliden keyin bu zulümge karşı kandayı kuraşı gerek. Bunlardan hem haberi yok. Nima kılışını bilmeyetken, yolunu tapamayetken, yoldan adaşı yürgen insaniyetten biriydi. Ama Allah Teala o kişiye zabanilerini çakırış talimatını örgetti. Evvela o kişinin özünü çakırdı. Nimelerge, müşriklerge, kafirlerge karşı mücadeleye çakırdı. Ve başkalarını hem düşündüğü çakırışını buyurdu. Muhammed Aleyhisselam'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sıfatı da tarihte kalışı bana şu müşriklerge ve ahli kitaptan bugün kafirlerge karşı mücadelesi. Bu mesela çırayla gap gapıra diyen minlap milyonlap natıklar öttü. Ötmüş diyen bugüne. Ya ki hakkıda cüde köp rivayetler eğitilgen, son minlegen efsanevi şahsılar öttü. Ama onlar bugün nime işe yarayetti? Hiçbir işe yarayetken yok. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın keltirgen risalatı ve o kişinin kaldırgen örneği bugün berçe insaniyetini en asasi derdi bugün, en asasi muamması bugün, baylik ve kembağallik. Baylar ve kembağallar arasındaki tafavutunu bertaraf kılış, adalet ve zulüm, haklık ve nahaklık gibi muammanı yeşiş için yegane talimat bo'lib turibdi. Bu ham xuddi o'sha İbrahim, Musa talimatlaridagi kabi nohaqlikka qarshi chiqilsagina insonni ichida, ichki dunyosida bir yaxshilanish, o'sish, rivojlanish bo'ladi. Bu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, mana ko'ryapsiz. Bütün hadislerden, oyatlardan, dini gaplardan chiroyli gapiradigan odamlar ko'p. Ammo biror bir ishga yaramaydi. Xalq och. Tinglovchi masalan och. Tinglovchi hakkını undiramayaptı. Onga çıkıp mesela zekatını fazile zekatını yine de etmeyi bu hiç kim hazır mullalar. Mabada eğer zekatını hayır ihsanını fazilet ve ektirgen mesela adam yığlaydı. Dadı feryat kılardı. Özüm açmen deydi. Benim hakkımda bir şey etti deydi. Mazlum ben, cebirlenuşum ben deydi. Dadımda kimge, arzımda kimge eteydi. Karşıdaki vaiz, maruzacı onun bu derdige hiç nasıl etmeydi. Aytishi mumkin hali suhbatimizda avvalda aytgandek sabr sabr va yana sabr duo qiling yaxshi kunlar kelib qolar endi mahdini deb bo'lmaydi endi unga mahdi endi shiyalarda nihoyatda kuchli bizda endi mahdini ham kutma chida bo'ldi bunaqa ma'ruzachilar sariq chiqiga arzimaydigan biror bir ishga yaramaydigan diniy gap sotuvchilar xolos Muhammad alayhissalomni unaqa vazifasi bo'lmagan اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ diye müminlerin Allah Teala maktaydı. Salatlarda huşu وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ onlar lağvdan yüzü görüyordu. Yani şu ay iki ayetken nihayette itibar veriş gerek. Salat biz daima etkili yapmış. Allah'ın yuvargen kitabını örgeniş ve örgetiş. Allah'ın kitabını örgeniş ve örgetişte nihayette huşu buluş gerek. İhtiyat buluş gerek ve naurun ve gereksiz
gaplarını aralaştırıp tıkıştırması gerek. Çünkü mavzu Allah'ın kitabı bularken ucayda çıkıp sabır endi, yaxşı dua qıp turaverin, bir gap bolar degen narsa Allah'ın kitabında yok. Sen hakkını himoya qilasan, hakkını talep qilishda devam etesan diye o'rgatadi. Vallazina hum anil lagvi mu'ridun. Ana şu gereksiz bugün lagv oldu qochdi. Yok yerdeki bu rivoyatlar, fatvolar, nimaydi? Fiqhi masalalar bugungi tinglovchini umuman alakası bo'lmagan mavzularda gap sotishlar, ana shular hammasi bitta kalima bilan lagv. Ana shulardan chetlanadigan bo'lsa, shunda bular mu'min hisoblanadi va shunda bular najot topadi. Najot topishi ham o'sha tenglik, adolat o'rnatilishi degan. Bo'lmasa zulmdan chiqmay yotaveradi. Alloh taolo Iqro surasida Sanada az-Zabaniya deya yaqin kunda Quraysh kattalarini mag'lubiyatini, basharatini berdi va ularni bu mag'lubiyatdan qutulish uchun bütün qo'llovchilarini chaqirishini istadi. Bütün arablarni hammasini jamlashni. Boshqa joylarda masalan, chaqirsin insu jinlardan yordamchilarini deyiladi. Demakki, ular faqatgina arablar emas, ahli kitobdan ham yordam istashadi hali. Ya'ni yordam beruvchi qo'llovchilarni hammasini chaqirsin deydi. Va biz zaboniylarni chaqiramiz deydi. O'sha Alloh taolo chaqirgan zaboniylar Muhammad alayhisalom atrofida da'vatni ijobat etgan oz sonli kishilar, butun arab qavmlarini jamlanib kelgan armiyasi bo'lsin, butun ahli kitobni jamlanib kelgan armiyasi bo'lsin, butun ularni siyosiy propagandasi bo'lsin, ularni qoralama propagandasi bo'lsin, ig'vo fitnalari bo'lsin yoki aksincha mol dunyo bilan qiziqtirib sotib olish paydagi nayranglari bo'lsin, butun hammasiga qarshi tura oladigan va ustidan g'olib keladigan insonlarni Alloh taolo chaqirdi. Bugungi oyatimizni agar qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak shu: Alloh taolo Muhammad alayhisalomning atrofiga haqlari poymol etilgan mazlumlar, haqlariga tajovuz etilgan mahrumlarni jamlashini va'da qildi va ularni bu Qur'on da'vatidagi asosiy auditoriya ekanligiga ishora qildi. Va bundan buyog'iga, ya'ni Qur'on nuzuli boshlanishidan boshlab bütün mazlumlarga bir chiqish yo'li Alloh taolo tomonidan o'rgatiladi. O'z dushmanlari, ya'ni ularni haqlarini poymol etgan, haqlarga tajovuz etgan zolimlarga bu zolimlarni mag'lub etadigan metodologiyani Alloh taolo yuborishiga bir ishora qildi. Men bunday deyishim sababi bundan keyingi suralarda aynan mana shu ma'no chiqadi. Va shu bilan vaziyatlar, ya'ni agar harbiy bir jang maydonini tasavvur qiladigan bo'lsangiz, vaziyatlar aniq konkretlashdi. Bir tarafda tog'otlashgan qavmni tepa boshqaruvidagi Quraysh bor, ularni qo'llab turgan arablar bor, narroqda ahli kitob ham bor. Ularni qarshisida, qarama-qarshi pozitsiyada Muhammad alayhisalom bor. Iqro xitobiga muxotab bo'lgan ilk shaxs va u kishining atrofida haqlari poymol etilgan, ya'ni o'sha Quraysh tomonidan poymol etilgan va arablar tomonidan haqlari poymol etilgan mazlumlar, mahrumlar sasi chiqmagan, hech kim ularni ovozini tinglamagan mazlumlar bor. Ular mazlum va mahrum bo'lishi bilan birga ularda hali nihoyatda katta potensial bor. Nihoyatda katta kuch bor ularning ichida. U kuch hali ochilmayotgan. Ana shular Muhammad alayhisalomning atrofida jamlanadi. Va jamlanganidan keyin nima bo'lishi surani eng oxirgi 19-chi oyatida bayon etiladi. U haqda endi ertangi suhbatimizda gaplashamiz. Hozircha mana shu. Assalomu alaykum va rahmatulloh.